Herkese merhabalar. 22. ay tecrübelerime hepiniz hoş geldiniz. Evet Azra Kuş gün be gün büyüyor. 2 yaşını doldurmasına artık 2 ay kaldı. Gerçekten çok heyecanlıyız. Çok da mutluyuz. Bugüne kadar sağlıklı, saatli bir şekilde gelebildiğimiz için. Ama tabii ki onun dışında uzun zamandır hem ruhen hem fiziken en fazla yorulduğum aylardan bir tanesi oldu. 22. ay. Çünkü Nur Topu gibi bir 2 yaş sendromumuz var. Ve günden güne, aydan aya seviyesini yükseltiyor kendisi sağ olsun. Geçtiğimiz aylara göre daha önce biliyorsunuz söylemiştim 18. ay ayında hissettirmeye başlamıştı iki yaş sendromu kendisini ve 18. ayından itibaren aydan aya böyle yavaş yavaş seviyesini yükseltiyor. Bu ay gerçekten yaşadığımız en yüksek seviyedeki oldu. Tabii ki belki yaşayacaklarımız bunlardan daha fazla olacaktır bilmiyorum ama umarım olmaz temenni ediyorum. Bu ay gerçekten iliklerimize kadar hissettiğimiz bir ay oldu. E tabii büyüyorlar artık. Bağımsızlıklarını ilan ediyorlar. Seçimlerini, tercihlerini, her şeyi kendileri yapsınlar istiyorlar. Dolayısıyla bu da bir takım inatlaşmaları bir takım işte diretmeleri bir takım istekleri yani huzursuzlukları meydana getirebiliyor. Aslında çok normal yaşadıkları. Ama tabii biz ebeveynler olarak bazen zorluklar yaşayabiliyoruz. Çünkü nasıl davranacağımızı bilemiyoruz. Çünkü karşımızda iki yaşında duran bir ergen var gibi. Yani gibisi fazla aslında öyle tanımlayabiliriz de hani ergenlik çağını biz hep biliriz ya belli bir yaşta yaşanır. Aslında iki yaşta da aynı ergenlik yaşanabiliyor. Bu tamamen dediğim gibi bağımsızlığını ilan etme isteğiyle alakalı aslında biraz da. Bu dönemde bencillik daha fazla hissediliyormuş çocuklarda ve bu ben merkeziyetçilik yani ben karar veririm, ben yaparım, benim hislerim, benim duygularım, işte benim oyuncaklarım, benim yemeğim gibi mesela hep ben merkezciliği oturuyormuş bu yaşta dolayısıyla bundan kaynaklı olarak zaten bu sendromları da yaşıyorlar çünkü sınırları var hem evin içerisinde hem dışarıda e bu sınırları gösterebilmek için de hayır, olmaz, yapamazsın, bunu şu anda yapman doğru değil şeklinde bizlerden geri dönüş alıyorlar ve bunun karşılığı olarak da tabii ki de ağlama krizleri, işte kendilerini yere atmalar, tepilmeler gibi sonuçlar alabiliyoruz. Bunlar olabiliyor yani. Ben mesela aslında Azra hiç öyle bir çocuk değil dediğim noktadayım şu anda. Gerçekten de öyle hani biz de Eşimle beraber Azra'nın bu halini yeni tanımaya başladık diyebilirim. Hiç bilmediğimiz bir Azra var karşımızda. Yeni yeni huylara sahip, işte yeni yeni tepkiler vermeye başlayan bir çocuk var. Dolayısıyla çocuğumuzu bir yerde yeni tanıyormuş gibi hissediyoruz. O nedenle tabii ki bu süreci yaşamakla beraber araştırmalar yapmaya başladım ben de. Hani nasıl davranmak gerek, nasıl yaklaşmak gerek, nedir bu iki yaş sendromu? Hani neden? ortaya çıkıyor. Böyle kısaca size özetlemek istedim açıkçası ki bununla alakalı daha birçok video çekeceğim sizlere arkadaşlar. Ne yaşıyorsam aynen aktaracağım size. Hiç merak etmeyin. Bilgilerimle geleceğim. Onun dışında bir örnek vermek istiyorum ne yaşadığıma dair. Geçen gün bir parka götürdüm Azra'yı ve sanırım sabahtan yağmur yağmış. Kaydıran tam oturulan kısmı su birinkiltisiyle dolmuş. Ben bunu görmedim. Keşke görseydim öncesinde. Tabii biz beraber yukarı çıktık kaydırağa. Baktım ki su var. Eyvah dedim. Yani ya ıslanacak Azra, ıslandıktan sonra hani onu o şekilde sarı sıklan bırakamayacağıma göre ve geri götürmek için ısrar edeceğim yine ağlayacak ya da şu anda ağlatmak zorunda kalacağım. Başka çarem yok yani. Eyvah dedim ne yapacağım? Yani ağlayacak. Yapacak bir şey yok. Anlattım anneciğim dedim bak burada su birikintisi var. Sen buradan şu an kayamazsın ıslanırsın çünkü dedim. Aynı şekilde ben kaysam ben de ıslanırım. Şu an biz buradan kayamayız dedim. <laughs> Yani demez olaydım diyeyim. İlk defa iki yaş sendromu yaşıyor bu çocuk dediğim noktayı yaşadım gerçekten. Birdenbire bir ağlama krizi. Hani ağlama krizi aslında normal geliyor bana öyle durumlarda. Her zaman da yansıttığı duyguları yaşamasına izin veriyorum. Hiçbir zaman tamam ağlama, yeter diye sakinleştirmem mesela. Biraz böyle yaşasın İzin veriyorum yaşamasına yani. Duyguları ne kadar yaşarlarsa arkadaşlar, dışa vururlarsa içlerinde o kadar biriktirmezler. Böyle de bir detay var. Bu bizler için de geçerli, yetişkinler için de geçerli. Gerçekten öyle. Duygularımızı ne kadar dışa vurursak, işte ağlarsak, işte gülersek gibi o kadar içimize hiçbir şey birikmiyor. Ben her zaman yaşamasına izin veriyorum duygularını Azra'nın. Ağlıyordu. Ağlamasına izin verdim dedim hiç problem yok ağlayabilirsin azazıcım şu anda bu suyun içine seni sokamam çünkü durumumuz müsait değil dışarıdayız anneciğim dedim birdenbire kendisini yere attı ben şoka girdim. Nasıl davranacağımı bilemedim. Yine üstüne düşmedim tabii ki. Cevap vermedim ve hemen eşimi aradım dedim ki şu an dedim ben gerçekten iyi değilim. Yanımıza gel. Diye bir an önce. O da uzakta değildi zaten. Hemen yanımıza geldi. Aldı kucağına Azra'yı işte sakinleştirmeye çalıştı. Götürdü işte başka şeylerle kafasını dağıttı vesaire. Yani kendisini yere attığını ilk kez orada şahit oldum. Ve gerçekten çok kötü bir durummuş. Yani çocuğumu öyle görmek üzdü beni açıkçası. Ama dediğim gibi yani bağımsızlığını inan etmek istiyor ve kendi kararlarını vermek istiyor. Su dolu olduğunu görse de onun bilincine varsa da tabii ki bilinçli hareket etmeyeceği için oradan kayacaktı. Yani kaymak istiyordu. Tek düşüncesi oydu. Bilinçli düşünemiyorlar işte o anda çünkü küçükler daha ve dolayısıyla böyle tepkiler verdi. Zaten ben o günden sonra hemen araştırmaya başladım işte neler yapabiliriz vesaire gibi. Böyle bir gün at Attık yani Ardından da evin içinde çok fazla karışmadığım için özgürlüğünü ilan ettiği için evin içerisinde çok böyle şeyler yaşamıyoruz. Ama dışarı çıktığımızda genelde bu tarz geri dönüşümler alıyorum azzadan Zor yani kolay bir süreç değil ama ne yapacağımızı bildikten sonra tabii ki üstesinden geleceğimize inanıyorum biz anne ve babalar olarak. Bir de bir köpek dişini çıkarmıştı zaten diğer üç köpek dişi aynı anda patlamak üzere. Üçü de beyaz şu anda görünüyor ama daha patlamadılar. Üçünün de aynı anda geliyor olması da maalesef ki Azra'nın bu tarz tepkiler vermesine neden olabiliyor. İki yaşla beraber karıştı diyebilirim yani. O yüzden bu ay biraz sancılı geçti ee, bu anlamda. Onun dışında inanılmaz bir tırtılla beraber yaşıyorum yani. Evin içerisinde sandalyeye çıkıyor, sandalyenin üzerinden masaya çıkıyor, masanın üzerinden mama sandalyesine geçiyor ve oturuyor. <laughs> Bazen mama sandalyesine geçmiyor, masanın üzerinde takılıyor, oturuyor, orada yiyor, içiyor filan. Sonra iniyor sandalyeye, biraz sandalyede oturuyor, sonra tekrar masaya çıkıyor, tekrar oradan mama sandalyesine geçiyor. <laughs> böyle bir tur atıyor yani. Mesela koltuğun en tepesine çıkıyor, orada böyle zirvede oturuyor, orada yürüyor, sonra tekrar iniyor. <laughs> böyle şeyler yaşıyoruz. Yeteneğine yetenek katıyor diyebilirim. Yanında oluyorum zaten, o nedenle karışmıyorum. Yani istediği yere çıksın, istediği yeri keşfetsin sıkıntı değil ama tabii ki hani zarar görmediği sürece o nedenle yanında olduğum süreci çok fazla hani üstüne düşmüyorum. Zaten öyle etrafını tehlike arz eden bir durum da yok ama tabii o şekilde yalnız bırakmamaya çalışıyorum elimden geldiği kadarıyla. Böyle şeyler yaşıyoruz yani arkadaşlar. Onun dışında bu ayı diğer aylardan ayıran en büyük özelliklerden bir tanesi kendi yiyeceğini, kendi giyeceğini işte dışarı çıkarken ki giyeceği ayakkabıyı kendisini seçmesi oldu. Gerçekten çok şaşırdım ve çok da mutlu oldum görünce. Geçenlerde dışarı çıkıyorduk işte bot giydiriyordum. Giymek istemedi gitti spor ayakkabısını getirdi bana bunu giydir diye. Tamam sen dedim bunu mu giymek istiyorsun giydiririm tabii. Onu giydirdim öyle çıktık filan. Ben şok tabii. E, çok şaşırdım bu dönemde tabii ki tercihler de oluşmaya başlıyor artık. Çünkü ben merkezciliği başlıyor işte dediğim gibi. Her şey buna bağlı aslında. Kendi tercihlerini yapıyor artık. Şimdi ben orada ona karışsaydım, hayır bot giyeceksin diye ısrar etseydim yine bir kriz kopacaktı belki. Ama tabii olacak şeylerde böyle üstüne düşmüyor. Ama olmayacak şeylerde de insan mecbur kalıyor hayır demeye, olmaz demeye. Sonuçta o su dolu kaydıraktan kaydıramazdım yani. Vicdanımı rahatlatmaya çalışıyorum şu anda. Gerçekten annelik ve babalık çok zor. Orta yolu bulmak hele daha zor bu dönemde. Onun dışında mesela geçen pijama giydiriyorum yine yatmak üzereyken. Başka kıyafet gösterdi bana bunu giydir diye. Ben onu giydirdim falan. <laughs> Gün içerisinde işte dolaptan kıyafet kıyafet oluyor babasına götürüyor bunu giydir bana diye. ısrar ediyor da yani bunu istiyorum. <laughs> yani çok güzel çok keyifli tabii ama ilerleyen dönemlerde bizi ne bekliyor bilmiyorum. Yani kışın ortasında mayo giymek de isteyebilir. Yazın sıcağında kilotlu çorap da giymek isteyebilir. Bunlara hazırlıklı olan anneler. bu tarz şeyler yaşayabiliriz. En güzeli de tabii ki kendi yemek istediğini göstermesi. Buzdolabını açıyor. Gösteriyor istediği ürünü mama 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 diye. <laughs> Hemen veriyorum ben de. Öyle güzel oluyor yani. Keyifli bir süreç. Ama inşallah bakalım ilerleyen zamanlarda olmayacak şeyler giymek isteyene kadar yüksek ihtimal keyifli bir dönem olacak. Onun dışında arkadaşlar biraz beslenmesinden de bahsetmek istiyorum. Çünkü bu da sorulmuştu. Ee, şöyle ki Azra biliyorsunuz daha önce süt ve süt ürünleri diyeti yapıyorduk. İşte en sonki kontrolünden sonra diyeti kestik. Ama tabii ben yine 3 günde bir falan veriyorum. Yani her gün vermiyorum korktuğum için. Ama yine de bizimle beraber hani aynı yemekleri yiyebiliyor. E haftalık olarak tabii ki bir düzeni var. İşte köftesi, balığı, tavuğu gibi. Bunları eksik etmediğimden dolayı şimdi biz Ejim'le beraber bu düzene uyamadığımız için Dolayısıyla ben Azra'yı yine her gün ayrı hazırlıyorum. Ama biz ne yiyorsak yiyebiliyor yani bunu da belirtmek istedim. Bu şekilde arkadaşlar sizler neler yaşıyorsunuz? Mutlaka yorum olarak yazın. Onun dışında 22. ay tecrübelerim bu kadardı. Bakalım 23. ayda neler yaşayacağız? Merakla bekliyorum doğrusu. Umarım daha güçlü olabileceğimiz bir ay olur. Çünkü anne babaların gerçekten bu durumda güce ihtiyacı var. Çocukların da ferahlığa, rahatlığa diyebilirim. Mutlaka kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. O zaman bugünlük benden bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.